İyi günler arkadaşlar. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam ve satış içermemektedir. Bugün sizlere Eurocare Sachet'den bahsedeceğim. Nedir, ne için kullanılır, yan etkileri nelerdir, uygun kullanım dozları nelerdir, günün hangi vaktinde uygulanması gerekiyor ki bence en önemli kısım bu. Ve bunu kullananların yorumlarından bahsedeceğim arkadaşlar. Fakat bundan önce beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Diyelim ve başlayalım. Sistemik olarak uygulanan antibiyotikler grubuna dahildir. Fosfomisine karşı duyarlı bakterilerin neden olduğu idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır arkadaşlar. Bununla birlikte idrar yolları ile ilgili yapılan tanı amaçlı veya cerrahi girişimlerin neden olduğu enfeksiyonların önlenmesinde kullanılabilmektedir arkadaşlar. Etkin veya yardımcı maddelerden herhangi birisine alerjiniz varsa, ciddi böbrek yetmezliğiniz, hemodiyaliz hastasıysanız veya daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı toleransınız olduğu söylendiyse kullanılmaması gerekiyor arkadaşlar. Bununla birlikte böbrek iltihabı gibi üst idrar yolu enfeksiyonlarında kullanımı önerilmiyor. Ayrıca hemen hemen tüm antibakteriyel ilaçların kullanımında şiddeti değişen antibiyotik kaynaklı ishal görülebilmektedir arkadaşlar. Zaten benim aldığım yorumlarda da bir iki kişi de bu durum görülmüş arkadaşlar. Bu ilaçla ilgili şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yiyecek ve içeceklerle birlikte kesinlikle almayın. Çünkü kan ve idrar seviyelerinde hafif düşmeyin neden olacak şekilde etkin maddenin emilimini geciktirmektedir. Bundan dolayı ilacın aç karnına veya yemekten 2-3 saat sonra alınması önerilmektedir arkadaşlar. Hamilelik veya gebelik durumlarına hamilelik ve emzirme durumlarına gelecek olursak doktor tavsiyesinde kullanılabiliyor arkadaşlar. Fakat kesinlikle kendi başınıza kullanmayın. Bununla birlikte yaygın yan etkilerinden birisi baş dönmesi olduğu için dikkatli olun. Kusura bakmayın. Dikkatli olun arkadaşlar. Özellikle hamileler ve araç veya makine kullananlar da dikkat etsin arkadaşlar. Uygulama yoluna gelecek olursak İdrar yolu enfeksiyonlarında tek doz olarak kullanılabilmektedir. Yemek ile beraber kesinlikle almayın, zaten onu söylemiştik. Bir de eğer imkanınız varsa gece yatmadan önce lavaboya gidin, bir çişinizi yapın ilk önce, ardından bu ilacı için. Çünkü mesane boş olursa ve bu durumdan sonra ilaç içerseniz ilacın bakterilere karşı yeteneğini daha arttırmış olursunuz. Etkisi daha artar. Naçizane önerimdir arkadaşlar. 12 yaş altı çocuklarda ve bebeklerde zaten kullanılmıyor. Bunu söylemiştim sanki. Olası yan etkileri ise şunlardır. Yaygın yan etkileri baş ağrısı, baş dönmesi, ishal, bulantı, vajina iltihabı, hazımsızlık. Yaygın olmayanlar kusma, karın ağrısı, deri döküntüsü gibi yan etkileri mevcuttur. Yorumlarına gelecek olursak 4 kişiden yorum aldım. 4'ünde de ilaç işe yarıyor. Fakat bunların 4'ünde maalesef ki idrar yolu enfeksiyonu. Keşke farklı farklı hastalıklara sahip olanlardan yorum alsaydım. 4'ünde de ilaç işe yarıyor. Birisinde ishal yapıyor. Birisine ben önermiştim zaten, yine gece uyumadan önce alıyor. Fakat ateş, terleme yapıyor. Birisinde baş dönmesi, yine tekrar ishal yapıyor. Bununla birlikte 4. kişide de herhangi bir yan etki gözükmüyor arkadaşlar. Benim bu ilaçla ilgili diyeceklerim bunlar. En önemli şey ilacı hangi vakitte aldığımız. Çünkü ilacı başlı başına almamız yetmiyor maalesef. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Eğer yorumlarınız olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İyi günler, güle güle.